Webpack'ten hepinize merhaba. Webpack'le gameplay serimizde bugün Rust oynuyoruz. Rust adlı oyun temelde hayatta kalma temalı bir oyun. Vahşi doğanın ortasında oyuna başlıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi elimizde bir taş, bir sağlık paketi, bir tane de meşale var. Bu meşaleyi kullandıkça ateşi azalıyor. Bu yüzden çok kullanmak istemiyorum şu anlık. Oyunda tıpkı, ya oyun daha doğrusu birazcık Minecraft'a benziyor. Gördüğünüz gibi ağaç falan kesiyoruz. Ama gördüğünüz gibi her vuruşumuzda bir tane ağaç düşüyor bize. Bu da biraz kötü bir şey. Bu yüzden şurada karşıda var. Tam ondan bahsedecektim. Odun birikintileri oluyor oyunda. Bu odun birikintilerine bir defa vurduğunuzda tek seferde 7 tane birden odun elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da oyuna yeni başladığınızda size bayağı faydalı olacak bir durum. Neticesinde yavaş yavaş elinizdeki odunla ağaca vurmak zaman kaybı. Rust oyunu alfa beta aşamasında, sağ üst köşede görebilirsiniz bunu. Buna rağmen oyun şu anda Steam'in en çok satılan 10 oyunundan biri. Üstelik oyunun en çok Steam'in en çok oynanan oyunlarından biri de Rust. Şimdi bizim hızlı bir şekilde kulübe yapmamız gerekiyor. Ve bir tane de söyleyemiyorum şu anda, balta yapmam lazım. Tamam, balta da diyemeyiz ama her neyse, bunun için bize odun ve şey gerekiyor, stone gerekiyor, taş gerekiyor yani. Gördüğünüz gibi taşa vurduğumuzda bize bir sürü farklı maden geliyor. Bu arada gece oldu. Gece olduğunda daha çok vahşi hayvanlar ortaya çıkıyor. Her ne kadar gündüz de bu vahşi hayvanlar olsa da gece vahşi hayvanların sayısı daha da artıyor. Rust oyununda daha öncesinde zombiler de bulunuyordu ama oyunun yapımcıları tamamıyla hayatta kalma temalı, vahşi doğada hayatta kalma temalı bir oyun yapmak istediği için bu zombileri oyundan kaldırdılar. İşin aslında ben buna üzüldüm. Ben zombileri daha çok seviyorum. Şöyle şeyi alayımıza alalım. Kulübemizi yapalım önce. Yeteri kadar varmış. Şurada göremiyorum şu an. Şurada bir yerlerde göremiyorum hala. Evet, şu kulübe. Şimdi şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Craft yapmaya başladığımızda gördüğünüz gibi karakterimiz inanılmaz derecede yavaşlıyor. Ama işimizi yapmaya devam edebiliriz. Mesela bir ağaç kesebiliriz ya da başka şeyler yapabiliriz. Ama gördüğünüz gibi yavaşlıyoruz yani. Bu da oyuna biraz daha gerçekçilik katmış. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta direkt olarak bir şey yapıyorsunuz. Ve şu anda hava karardı. Gördüğünüz sağ kısımda üşümeye başladı karakterimiz. Üzerinde giysi olmadığı için ve bir kamp ateşimiz olmadığı için. Şimdi hemen şu yaptığım kulübeyi şuraya kurayım. Tab tuşuna basarak açıyoruz menümüzü. Crafting menüsü de tab tuşunda. Gördüğünüz üzere. Hemen şuraya koyayım. Sonra tekrar tab'a basıyorum. Bir kapı yapalım evimize, kulübemize daha doğrusu, ama yapamıyoruz, yeterli malzememiz yok. O zaman ben hemen bir tane şey yapayım. Dediğim gibi balta. 5 tane stone lazım, 10 tane de wood lazım bize balta için. Şimdi baltanın faydasını göreceksiniz. Çevrede biraz daha odun birikintisi olsaydı iyi olurdu. Hızlı bir şekilde gelişimimiz açısından. Şimdi birazdan yapmamız biter bunu. Hatta bitti bile. Hemen elimi alıyorum. Şimdi balta elimizde. Gördüğünüz gibi balta bayağı seri. Ağaç da olsa hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bizim bir kapıya ihtiyacımız var. Bir tane de kamp ateşine ihtiyacımız var. Geceye geçirmemiz için. Normalde yemeğe de ihtiyacımız var ama ben pek bir aksiyona girmedim. Mesela şu anda bir şeye vuruyorum ve açlık barımız daha hızlı bir şekilde geriye doğru gidiyor. Benim evim neredeydi? Şuraya bir yere kurdum da. Şu an burada şey varmış bu arada. Hemen şundan da biraz toplayalım. Bir iki defa vursam yeterli. Hatta bitirelim ya. Biraz aç gözlük olacak ama. Şimdi tekrardan meşaleyi elimize alalım. Ve evimizi kurduğumuz yere gidelim. Tabii ben evi bulabilirsem iyi olur ama. 2 dakikada nasıl kaybolabildim ki ben ya? Buraya kurmuştum ben evi. Ha, şurada.
Yani işte evinizi böyle çok kötü bir yere kurmanızı da tavsiye etmiyorum. Daha gizli, daha böyle şu tarz bir yere kursaydım eve, şunu taşların arasına daha mantıklı olurdu. Çünkü şöyle bir şey var. Oyuncular sizin evinizin kapısını havaya uçurabiliyor. Bombası olanlar filan. Ve içine girip tüm eşyalarınızı alabilirler. Tabii benim yapacağım ilk başta kapı çok dandik kapı olduğundan çok rahat yıkılabilir. Ama ilerleyen zamanlarda daha dayanıklı evler falan yapıyorsunuz. Yani oyuna tamamıyla hiçbir şey olmadan başlıyorsunuz ve medeniyette yavaş yavaş yükseliyorsunuz diyebilirim. Biraz crafting menüsüne bakmak gerekirse burada silahları falan göreceksiniz. Baya baya. Yani hiçbir şey yokken taşla elinize başlıyorsunuz ve yavaş yavaş gelişiyorsunuz. Şu an Rust'ın alfabet aşamasında olması dolayısıyla craft menüsü biraz daha az. Yani az eşya var. Ama ilerleyen zamanlarda oyun daha da gelişecek. Daha yeni özellikler falan eklenecek oyuna. Şimdi bir kamp ateşi de yapalım. Bunu da göstermek istiyorum size. Evinde bunun muhakkak bulunması gerekiyor. Hızlı bir şekilde yapacaktır bunu. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum ama ben sansın iptal ettim yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi şu kısımda yaptığımız şeyin ne kadarını tamamladığımızı görüyoruz. Şuradan tek seferde birden fazla yapabiliyoruz. Oyun bize bu kolaylığı sağlıyor. Oyunda yemeğe ihtiyacımız var. Şu an açlık paramız 800'de. Bu gece atlatırız ama sonra gece atlatamayız. Yani çevrede yabani hayvanlar var. Onlardan da yemek çıkıyor ama yabani hayvanlarla savaşamazsınız. Özellikle kurtla filan. Sizi öldürürler yani ilk seviyelerde. Gördüğünüz gibi şu an şey gitti. Üşümesi karakteri. Ateş olduğu için yanımızda. Oyun bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Rust'ı daha da oynayacağım. Daha da bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Rust'la ilgili sorularınızı bu video altından bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince bu sorulara devam etmeye cevap vermeye çalışacağız. Dediğim gibi bu seriye devam edeceğim. Oyunu daha da anlatacağım sizlere. Her neyse arkadaşlar, Red Dead Gameplay'de bugünlük de bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.